Yuvarlak mı toplanıyoruz? He. Saat? 8:30. Gündem? Genel gider paylaşımı ve genel keder ağlaşımı. Yuvarlak masa toplantısını açıyorum. Gündem tartışılırken çekirdek ve tırnak yemek serbest. Sanırım hepiniz faturaları incelediniz. Evet. Evet. Ne diyorsunuz? Hadi bir şey söyleyin ama. Batıyoruz. Önce kadınlar ve çocuklar. Söylenecek en son şeyi başta söylemesen olmaz mı? Söyle Aydar. Fazla tırnağı olan var mı? Benimkiler hemen tükendi. Bir şey söylemeyi yasaklayalım. Anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Şu faturalara bakın. Doğalgaz. Hiç doğal değil. Ya elektrik? Sonumuz karanlık. Su? Hele su? Guruttu bizi. Telefon. Ha, çenemiz tutulaydı. Hepsi çıldırmış sanki. Paylaştırayım mı artık Armağan? Felaketi mi? Onu zaten paylaşıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bu soruyu yasaklayalım. Tamam arkadaşlar. Yapılacak tek şey var. O da... Tünel kazıp kaçmak. Hayır. Bu parayı ödemekten kaçamayız. Gerçek bu. Bu gerçeği de yasaklayalım. Ama bundan sonra böyle bir felaketle karşılaşmamak için bazı tasarruf önlemleri alabiliriz. Yaz Aydar. Madde 1. Akşam saat 20'den itibaren elektrik tasarrufu nedeniyle daha ucuz aydınlatma yolları seçilecektir. Ayten. İçimden bir his, Cansu'nun bizim odada karanlık şakalarından birine hazırlandığını söylüyor. Öyleyse biz ondan önce davranırız. Yürü. Tekin değil demiştim. Haklısın. Şimdi işin yoksa git dördünü de ayılt. Madde 2. Isınma amaçlı doğalgaz kullanımı minimum düzeye indirilerek masrafsız ısınma yollarına gidilecektir. Hadi artık yat da ısın emme oğlu. Recep, su kaç derecede kaynar? 100 derecede. Peki kaynar su bu torbanın neresinde durur? İçinde. Öyleyse ben haşlandım. Allah! Allah! Abo! Torbanın kapağı açılmış emmi oğlu. Her yer buhar oldu ya. Dışarı çık, dışarı. Tüy Allah ya! Madde 3. Doğalgaz tasarrufunun bir parçası olarak yemek pişirmek yerine hazır ve kuru gıdalar tercih edilecektir. Ne? Pişiyor mu? Hava aksi gibi bulutlu. Biz gibi sandviç yesek. Bir haftadır kuru kuru yemekten katılıp kaldım bir.
Hadi uğraşın biraz daha. Heh. Pişme sesini duyuyor mu? Pişecek mi? Hayır. Fakat bir cikleme duyuyorum. Sanırsam civcivleyecek, değil mi? Madde 4. Su giderinin minimuma indirilmesi için 15 günden önce banyo yapmak ve çamaşır yıkamak yasaklanmıştır. Çamaşıra kaç gün kaldı emmoğlu? Daha bir hafta var. Öyleyse kimse uyanmadan en az 2 saat havalandıralım. Madde 4'e ek. Doğal gaz kısıtlaması nedeniyle ev soğuk olacağından kokmak sorunu da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Günaydın. Günaydın. Önce sen gir. Ama suya dikkat et. Merak etme. Dün sabah yüzümün yarısını yıkamıştım. Bu sabah da öbür yarısını yıkarım. Aa, bu saatte kim kalkmış olabilir? Kim var? Su sesi geliyor. Aa. Günaydın. Günaydın. İçeride şakır şakır akan bir su sesi duydun mu? Yok. Neden başına havlu sardın? Hiç. Sen gizlice saç çıkamadın, değil mi? Yok. Şimdi sen 40 yıllık arkadaşına gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun diyebilir misin? Diyemem. Ben de diyemem. Öyleyse unutmaya çalışalım. Madde 5. Sadece Asiye ve Kadir Bey uygulamaların dışında tutulacaktır. Gel. Asiye, Kadir'i beni uyutayım mı? Uyut bakalım. Hoppa. Tüh be, geç kaldım. Ben uyutayım mı diyecektim. Sen bekle. 200 sayfa ben uyutayım, sonra sana bırakırım bacım. Tamam. İstersen bütün gece beklerim. Asiye, Kadir, uyutayım. Hop hop. Sıraya geç güzelim. Asiye, Kadir, kontenjan doldu. Hadi Onur'u anladık. Biz niye bu işkenceye katlanıyoruz ki? Katılanlara biz de ortak değil miyiz? Ayıp olmaz mı çocuklara? Onlar yokluk çekerken senin için rahat eder mi? Ede, paramdan değil mi? Aa. Ayrıca da bir gün düşün. Come on! Tep tep tep! Hayır! Kalk! Amanın suyu! Gaz lambası! Koşun! Yetişin! Yetişin! Su getirin bir! Su getirin bir! Olmaz! Su tasarrufu maddesine aykırı! Lüsüflüğün lüzumu yok! İtfaiye çağıralım, hem mi? İmdat diye bağırıyorsun acaba? Kötü durumlarda birinin bağırması lazım da ondan. İmdat! Bir mum yakın, göremiyorum. Ha, alo, itfaiye mi? Bizde yangın var. Adresi söylemedin. Telefonda bir dakikadan fazla konuşmak yasak Asiye.